Günaydın canım Türkiye'm, güzel Kayserim TV bir ekranlarında Melike'li terapi günlüklerine hoş geldiniz. Sabahınız güzel, aydınlık olsun. Bizim öyle oldu. Değerli rejimle birlikte az önce gene bir klip patlattık efendim. Bunun sonu bir un kapı diye, un kapanı diye düşünüyoruz. <laughs> Gününüz güzel gerçekten aydınlık olsun. Güne nasıl başlarsanız öyle gideceğinin temennisi çok önemli. Ne istiyorsanız lütfen onu hayata geçiriniz. Çünkü biliyorsunuz bizim alanımız enerji. Kuaförüme giriyorum enerji, buraya geliyorum enerji. Çok şükür ekipmanlar ve sevdiğimiz dostlar iyi ki varlar efendim. Böyle diyerek başlayalım. Şimdi bugün benim normalde biliyorsunuz bir konuğum olacaktı. Değerli Doğan Bey'in olmasını temenni ediyorduk ama önceden kendisine bilgi vermediğim için böyle bir aksamalar oldu olsun. Yine ekranlarınız karşısına ben varım. Bol bol konuşacağım. Bol bol bugün terazi ile balık arasındaki o bıraktığımız alanı anlatacağım size. Çünkü yeni ayımız biliyorsunuz dolu dizgin geldi ve dolu dizgin gelişinin akabinde Venüs Retros'un etkileri halen ve halen üzerimizin böyle tepemizin üstünde geziyor. Ama biliyorsunuz gökyüzü her zaman bizim kılavuzumuz oldu ve bu anlamda bundan alınabilecek dersler, mesajlar biz Bunlara bakacağız, bunları ön planda tutacağız. Efendim şimdi muhakkak sosyal medya üzerinden e, takip ediniz. Melike ile Biyoterapi diye ve bizi kanallardan, YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Şimdi burada e, özellikle kafanıza takılan böyle yıldızname olur, farklı alanda enerji geçişleri olur, çakra dengeleme olur. Bunlarla ilgili elimden geldiği müddetçe alanım dalı üzerinde olabilecek bütün enerji terapisi boyutunda size yardımcı olabileceğim her alanda varım lütfen bunu ihmal etmeyin çünkü şu zaman zarfında yani retroların etkisinden yeni ayların etkisinden farklı alanlara geçişler yaptık. Bakın WhatsApp sorularınız için numaram alt tarafta. Muhakkak şey gibi düşünün bunu. Hani medya üzerinden kişiler her alanda herkese ulaşabiliyorlar ama şimdi burada bazen ekranlar karşısında bazı şeyleri paylaşamıyoruz. Değil mi? Hani diyoruz ki işte açımızlarımız verilmesin mantığında gibi düşünün. Zaten bu işi ehil yapabilmek, etik yapabilmek çok önemli. Kişilerin sırlarını, mahremlerini koruyabilmek çok önemli. Hangi alanda nasıl ya danışmanlık isterseniz gerek telefondan gerekse sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirsiniz efendim. Çünkü bu programı yapmamdaki gaye e, terapi adı altında yani işte gerek konuk almamdaki gaye de bu insan ilişkilerini güçlenmesi ve farklı bir formatta aslında bir sabah programı yapabilmek hani e, farklı evlilik programları veya sabah programları zaten yayınlarımızda var ama alanında ben e, kayseri'de bir teki yapmak istedim spiritüel danışmanlık anlamında da hizmet verdiğim için e, bu alanda bu keyifli programda emeği geçen herkese şimdiden zaten teşekkür ediyorum. Başta Doğan Bey olmak üzere bana bu imkanı sağladığı için. Şimdi gelelim Aslan Yeni ayı bize geçen hafta ben e, bunun önemlerini alalım falan gibi de konuşmuştum ama ya illa bunu korkunç gibi bir şey düşünmeyin. Hani retrolarda da hep bu böyle düşünülür. İşte retro bize ne yapacak falan. Hayır değişiyoruz dönüşüyoruz. Retro bize diyor ki aklını başına getir. Venüs retrosu özellikle ilişkiler ve paralar bazında bizi sarsıyor. Diyor ki ilişkini adam et ya da bırak. Yeni bir ilişkiye geç. işini adam et ya da farklı alanda farklı işe yol aç. diyor. Yani aslında size alanları kapat, alanları genişlet ya da bitir mantığı veriyor ki bu da bazen süncemede kalmış kalmış olayları bazen böyle askıya alınmış olayların gerçekten göz, yani ortama dökülüp akıllanılması gerekiyor. Bize bunun mesajlarını da veriyor efendim. Şimdi Gelelim biliyorsunuz geçen hafta Koç Burcu'ndan teraziye kadar anlatmıştım. Takılmıştım başaklara falan. Klasik. Takılmazsak olmaz. Biliyorsunuz rutinlikten çok hoşlanmıyorum. Hani gerek kendi fıtratım gereği gerek programın içeriği ve programın bize kattığı enerjiyle alakalı bir durum bu. O yüzden de şimdi bir, Yeni ay nedir? Bu en çok bana sorulan sorular içerisinde. WhatsApp üzerinden farklı sorularda geliyor nitekim. Şimdi yeni ay ayla güneşin kavuşumu demektir. Yani ay ve güneş kavuştuğunda bize yeni etkiler, umut açıcı yollar ve alanlar açar. Yani bakış açını değiştir mesajı verir. Şimdi bakış açımızda bazen bizim böyle gerçekten bence at gözlüyle baktığımız alanlar var. Yani buna ön yargı deyin, yetiştirilme deyin, eğit yani bizi eğitmeleri ve bize öngörü verdikleri ve alanlar diyelim. Şimdi burada bakış açımızı değiştirmediğimiz müddetçe zaten önümü, önümüzü görememe durumu söz konusu olur. Yani sabit fikirlik deriz ki evet klasik olabiliriz fakat değişime açık olmalıyız ve bakış açımız noktasında değişken ve stratejik davranmalıyız. Bu çok önemli bir e, alt mesaj. Şimdi ay ve güneş kavuştu yeni aya geldik. Aslan yeni ayı bize diyor ki ilişkilerinde güçlen, odaklan, açını değiştir. Yol al ve değiş. Bakın mesaj bu. Şimdi buradan tabii ki bir anda böyle aman Allah'ım bir değişme gibi bir şey değil ama değişim için adım atmak, niyete girmek ve bu alanda hani bu şey gibi düşünün. Sigara bırakacaksınız önce ne diyorsunuz işte sabah kalkayım spor mu yapayım gibi. Veya işte diyete gireceğiz değil mi? Diyoruz ki önce tatlıyı keselim işte kola içmeyelim veyahut da işte ekmek tüketmeyelim gibi. Şimdi siz zaten değişim anlamında gerçek bağlamda değişime açık olmaya niyetlendiğiniz vakit zaten yüzde başarmış oluyorsunuz. Bundan sonraki yüzde çevrenizin size desteği, sizin bu konuda tutumunuz, yapabileceğiniz o adım noktasında istikrarlı olmakla alakalı olacaktır. Yani nitekim kendimizi seveceğiz. istediğimiz konular doğrultusunda net olup yol almak noktasında verimli olacağız. Bize verilen bu. Genelik Venüs Retrosu gerek yeni ay bize bunları veriyor efendim. Şimdi yepyeni açılımlar olabilir. Bu genel burçlar bazında söylüyorum. Yani hiç ummadığınız yeni yeni açılımlar söz konusu Ama efendim Mustafa Bey hoş geldiniz. Ondan sonra Venüs Retrosu bizi neyle sınadı? İlişkiler ve paramızla sınadı. Yani ilişkinde arkadaşım diyor kendine gel. Bu çok güzel bir evlilikse artık bir yıpranışlık varsa hadi bitirelim. Güzelce yol alalım. Yo bitirmeyelim biz kendi ilişkimiz noktasında. Biz şurada şurada çok güçlüyüz aslında. Hadi gel bunu bir onaralım diyebilirsiniz. Mesela para noktasında çok güzel bir ortaklığınız olmadığını düşünüyorsunuz. Karşınız alıp bunu konuşabilirsiniz. Venüs Retosu sizlere gözünü aç diyecek efendim. Şimdi 4 Eylül'e kadar bu bizim Venüs Retrosu bizi 4 Eylül'e kadar bizimle birlikte sırtımızda gezecek. Bu süre zarfında yıl ayımız var. 31 Ağustos'ta bir dolunayımız var. Bunlar da bir bir bizden bir şeyleri alacak, bir şeyleri verecek bizlere. E farklı alanlarda farklı görüş açıları kazandıracak buna böyle bakmamız gerekiyor. Tabii ki olumsuz tarafları da var mı? Hayatın her yeri, her içeriği de harika, çok mükemmel de değil. Ama tabii ki bu olumsuzluklarda aynı hayatın içerisindeki hayır hayır şer muhabbeti gibi bize şer olan şeylerde hayır hayır olan şeyler, yerlerde de şeri görmemiz yani yin yangı algılamamız önemli. Bu açıdan bakarsak inanın e, hayata. ...tutunmamız ve umutlanmamız daha kolay... ...olacaktır efendim. Şimdi gitgide reji hareketleniyor... ...bekleniyor İhsan Bey ve Erhan Bey... ...birazdan inşallah onlar da gelecek. Merhaba çocuğum. Şimdi burada... Iı... Bakış açımızı değiştirdik dedik. Şimdi biliyorsunuz Mars ve Uranüs e, kare yapacaklar Güneş'le birlikte. Birlikte hop halayı çekecekler. La, la, la. Ma, Mars, Uranüs haydi sen de gel, haydi sen de gel. Aslında yapacakları kare e, Güneş'le yapacakları üçgenle alakalı. Bizlerde de bir takım dönüşümler yani bu sağlam adım at, o adımda istikrarlı ol adımlarında atacağın adımların uzun vadeli olacak. Bunu göz ardı etme. Bunun arkasında dur diyecek. Ama kararlar noktasında karar vermeye kadar 14 bu 4 Eylül muhabbetini muhakkak bir kafanızın bir tarafında küçücük böyle bulundurun yani önemli altı çizili bu retro evet bizden bir şeyler alabilir bir şeyler verebilir ama belli tarihler ki bu tarihler önemlidir. Şimdi ben danışanlarıma da Gerek kart açılımında gerek farklı uygulamalarımızda belli e, tarihler veririm ve bunu bilerek yaparım. Çünkü o kişi bir şeye kanalize olur, bir şeye inanmak istiyordur, bir şeye tutunmak istiyordur. Ve duyacağı şey ona bir umut aşılayacaktır. Yani e, biz burada atla deve yapmıyoruz inanın. Yani kişilere sadece kılavuzluk noktasında öngörülerimizi bilgi birikimlerimizle sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada kişinin alma... Şey de çok önemli yani biz burada istediğimiz kadar vermeye çalışalım ama o kişi o alanda kapalı ve o enerjiye kapalı ve ona inanmıyorsa zaten isteseniz de buna vakıf olamazsınız. Ama kişi inanmaya açık size inanmaya dönüşüme açık o zaman da alabileceklerini sizden alır fakat doğru kanallarda olmalı ki yanlış eğilimler umutsuzluk veya kaygı nöbetleri geçirmesin efendim. Şimdi burada üçgen bize enerji olarak yoğunluk verecek, iyileşmemizi, iyi olmamızı düşündürecek. Öncelikle öz sevgimize yani kendi bünyemizde benim hayata geliş amacım. Ben burada ne yerdeyim? Şurada mı değerliyim? Evet bakın bu alanda değerli olmadığımı düşünsem zaten benim hiçbir güç buraya getiremez. Bu ev alanınızda da öyle, ilişki aranızda da öyle. Bunlara lütfen dikkat edelim değil mi Mustafa'cığım? Burada iyiyiz ki buradayız çok şükür. Evet. Şimdi gelelim kaldığımız yerden terazilerle başlayalım. Teraziler ve yükselen teraziler aman da aman nasıl sevindi teraziler. Oy! Oy! <laughs> teraziler yeni sosyal çevreniz olacakmış. Bizi terk mi ediyorsunuz yoksa? <laughs> Yeni sosyal çevrenizde Kadir kıymetinizin bilindiği ben burada iyiyim dediği alanlarda olacak. Terazi yıpran da artık <laughs> Şimdi Venüs haritanızda ilişkiler ve para bazında teraziyi yoklayacak. Şöyle gel bakayım diyecek. Gel ilişkine bir bak. İlişki ne? Parana bir bak yetiyor mu yetmiyor mu? Yetmiyor tabii ki bu pahalılıkta. Mümkün değil. Ondan sonra eski aşklar gelebilir. Gelmesin. <laughs> Vallahi gökyüzü öyle diyor. Biz gönderelim geri, iade edelim. <laughs> Diyelim ki fabrika fosfofason. <laughs> eski aşklar gelecek ve eski aşklara şöyle diyor ki eski aşklara bir bakın, bir vedalaşın. O eski aşk olayı kendine artık umutlanmasın. Yeni aşklara yelken. Açıl. Bak gençlerin istediğini verince güzel. Şimdi bereket artıyor. Siz bırakın aşk. Para para varsa huzur var. Bereketiniz artıyor. Önemli olan para gençler. Parayı yapın aşk bir şekilde sizi bulur. Zaten olacak her şey sizin kısmetinizde varsa gelir ayağınıza aşk aşk aşk. En büyük aşk ilahi aşk. Ben onu bilirim. Gerisi boş beleş. Ama Mustafa'ya gerçek bir aşk kremi bulursa zaten ilahi aşk olur. <laughs> ya böyle. Zaten Terazinin spiritüel bir tarafı da vardır. Yani Terazi biraz böyle değişik bir burçtur. Yani ön hisleri güçlüdür. Böyle birileriyle iyi analiz edebilir. Bu alanları çok güçlenecek. Buna da gözden kaçırmayınız. Şimdi bir aydınlanma gelecek. Hani Cem Yılmaz diyor ya bir aydınlandım diye. Ha? O işte o aydınlanmanız çok yakında çocuklar. Bakın bakalım. Çalışma enerjiniz artıyor. Çalış, çalış, çalış. çalış. Buradan kim? Doğan Bey bana dedi çocuklara ver gazı. <laughs> çalış, çalış, çalış ve bu yeni ay sizin için çok olumlu. Aşk yaşayın, para kazanın. E daha ne diyeyim yavrucaklarım benim. Ya yani piyango size vurmuş diyelim inşallah. Ama biliyorsunuz 4 Eylül'e kadar hiçbir karar vermiyoruz efendim değerli teraziler. Şimdi gelelim akrepleri yeter teraziler. Akrep de aramızda yok ama akrepleri sabit fikirli olmaktan e, sabit bursunuz zaten böyle sabit fikirlisiniz. Her şeye çok klasikçiniz ama öyle bir şey olacak ki bu yeni ay size e, o bildiğiniz alanın dışında bir görüş açısı kazandıracak. Değerli Akrepler, çünkü Boğa 7. evinizde. Burada diyor ki patronun, müşterin, şirketin varsa bunlarla alakalı alan sana kıymetli. Burada gözünü aç. Patronunla güzel konuş, patronunla ortaklık yapabilirsin, hissedarlık alabilirsin. Müşterinle diyalogları iyi hızlandırır. Sanki hep başkaları için çaba verdin. Şimdi alanların açık diyor. Burada değişik teklifler alabilir akrep çok böyle gerçekten wow ben neymişim diyebileceği bir yeni ay bunun kıymetli bir kıymetini bilsin en azından ayın ...24'üne kadar ki alan onlar için çok açık. 24 Ağustos'a kadar. Şimdi statüleri değişebilir. Yani çalışarken patron olabilirler. Çalışarken bir anda amirlik statüsüne geçebilirler. Bu statülerinin değişmesi anlamında çok onlara keyif verir. Egosunu, nefsini tatmin edecek alanlara girecekler. Burada 13 Ağustos'ta zaten onlara bir şey oldu. Bir bakın akreplere sorun. 13 Ağustos'ta yani... Bir şey onların içerine bir serinlik verdi diyelim netleştiler ve bu serinliği de 4, 4 Eylül'e kadar da hissetmeye devam, et, devam edecekler ve bu hayatlarıyla ilgili belli kararlar almada onlara yardımcı olacak. Efendim Şimdi özgüvenleri yükseliyor zaten Akrep aşırı özgüvenlidir böyle bir bakarsınız ki Allah özgüven Nirvana'dadır. Zaten Akrep'te bir tık daha hadi diyoruz ki buyurun arkadaşlar özgüvenimizde e, fakat egonuz... E, birazcık sizi olumsuz etkileyebilir yani fazla ego biraz sizi itici kılabilir bu noktada lütfen o denge her zaman diyoruz dengeyi iyi kollamak dengeyi iyi sabitlemek lazım ki hayatın o sirkülasyonunda şaşırıp kalmayalım burada bu önemli ani bir ilişki başlayabilir Hop bir bakmışsınız aşık olmuşsunuz bu böyle olasılıklar açık olamam böyle sürprizlere can kurban diyerekten Uranüs bize şunu der beklenmedik şeyi bekle Olmayacak şey olabilir bakın Uranüs ilginç bir gezegen sana wow dedirtebilecek beklenmedik olasılıkları getirebilir olumlu olumsuz artık bunu çekeceğiniz alana bağlı olarak ki ben pozitif görüyorum bunu olumsuz anları da muhakkak var ama bunları da töler edilemeyecek bir şey yok yani Rabbim bize zaten kaldıramayacağımızdan daha büyük de bir sıkıntı vermez inanışımız gereği de bu böyle. <laughs> Şimdi parladıkları günler geliyor. Yani akrep parlıyor. Önemli olan da bu aura biliyorsunuz çok önemli. Ben bu aura güçlendirmek için de kurşun dökümünü çok öneririm. Kendim de yaparım. Ve tabii ki dualar. Hani bu ikili muhteşem kişinin gücünü, kudretini arttırır. Zaten bunun önüne de kişi birazcık da sevmediği alanlara girmesin. Bakın evet zorunlu olduğumuz alanlar var mı? Var. Ama orada da illa ki maruz kalabileceğimiz alanlarda da korunaklı biraz daha ihtiyatlı da olabiliriz. Şimdi gelelim yaylara. Yayların iş hayatları ve yükselen yaylar aynı şekilde. İş hayatları ile ilgili konfor alanlarının dışına bir çıksınlar. Yaylara böyle bir hani konfor alanından çıkınca aman Allah'ım bana ne olacak gibi bir e, kafa yaşatıyor olabilir gökyüzü ama bakın e, konfor alanınızdan çıktığınız noktada aslında ne kadar güçlü olduğunuzu ya ben bunun altına sığındım ama gerçekten ben buymuşum diyebileceğiniz bir e, yeni ay sizle birlikte. Yani farkına varacağınız zaten farkındalığımız arttırmak için bizler buradayız. Bu noktada e, özgüveninizde kaygılara düşmeyin. Yani yalnız kalabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz vesaire vesaire. Bu alanlardan bir çıkın. Deyin ki ben yayım ya yay gerçekten güçlü bir burçtur. Kadın erkeğiyle güçlü, özgür, e, kendini bilen donanımlı, bilgiye sahip ve bilgiyi paylaşandır. O yüzden de bu özgüveninizi düşürmek için de kimsenin buna ehemmiyet vermesine izin vermeyiniz. Şimdi diyor ki eski aşklar canlanabilir. Bu eski aşklar birazcık böyle tükürdüğünüzü yalama pozisyonunu getirebilir kişilere. Bunlara ehemmiyet vermeyelim. Çünkü eski aşklardan çok tat dökmez. Olan ilişkilerinizi güçlendiriniz. Olan ilişkilerinize yol alınız diyor. Yani eski şeyler kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır değerli yaylar efendim. Şimdi sorgulama döneminiz bitiyor rutinlerinizden çıkıyorsunuz ve değişiyorsunuz çünkü Mars Uranüs karesi sizlere diyor ki değişme alanındasın yürü ya kulum çalışkansın inceleyip sık doku ama bunu kendini iyileştirmek için yap diyor efendim artık buradan söylemesi değerli yaylar şimdi gelelim oğlaklara Oğlak yeni ayda 8. evinde yatırım. Zaten oğlak dedin mi para para para. Oğlak biliyorsunuz aşkla işi yok ama burada bir şekilde var yani çok ilginç. Gökyüzü iyi misin bilmiyorum ama tabii ki burada var mı? Var arkadaşlar. Şimdi krizleri çözecekler, kriz odaklarını çözecekler. Hangi alanları onlar için sıkıntılıysa özellikle işleriyle ilgili. Yatırım ortaklıkları, para döngüleri, alacakları, verecekleri, 8. evlerinde yatırımları, doğa oğlakları etkiliyor yeni ayda. Yeni ay onlara para olarak geliyor. Şimdi burada yol haritanız çok güzel. Fakat burada şifa oğlanın yatırımların artısında şifalanması için çok da kıymetli bir yeni aydayız. Evet. Şifalanmak için güzel bir alandasınız. Şifalanın. Şifacılığınız ortaya çıksın. Zaten sağlık her şeyin önünde. Sağlıklı olursak varız. Sağlıklı yoksak zaten Allahu Ekber. Yapacak bir şey yok yani. Öbür taraftayız. Orada da yaradan bizi <laughs> koruyacak demektir. Şimdi burada bir takım ayrılıklar olabilir. Bakın küçük flörtöz tavırlar sergileyebilirsiniz. Bu flörtöz yapınız biraz gerçek kişiyi getirebilir bekar oğlaklara. Evli oğlaklara da bir şey bitirebiliriz. Farklı alanlara kayabiliriz. Uzun süreli bir evlilik olabilir. Uzun süreli bir ilişki olabilir. Bunların bitmesi söz konusu değerli oğlaklar. Çünkü aşk... E, ciddi bağlamda Eylül ve Ekim'de sizleri bulacak. Bunların da küçük böyle öngörülerini sizlerle paylaşayım. Şimdi oğlak da bakış açısını değiştirecek ve bu bakış açısını değiştirmek kişiyi şifalandıracak. Uzun valiliği olmasını sağlayacak değerli oğlaklar yükselen oğlaklar. Şimdi efendim whatsapp üzerinden sorularınız bana geliyor. Ben bunları bir sonraki bakın hani bir şeyler paylaşıyoruz. Ben yayın esnasında bazen bakamıyorum telefonuma. E ve bu alanda mesela bana sorduklarınızı bir sonraki. ...programda yanıtlamaya çalışıyorum. Gene insanların kafasında böyle... ...kocaman bir soru işaretinde gezmektense... ...biliyorsunuz bir insana zarar vermek istiyorsunuz... ...iki laf bir büyü yerine geçiyor zaten... ...yani zehirlemek istiyorsanız... ...illa bu böyle muska bir muhabbetine e, girmeyin... ...bir kişiyi zehirlemek istiyorlarsa... ...diyorlar ki arkadaş bak bu böyleymiş... Bu, bu ...hop bitti adam yandı. Zaten e, insanlar iletişim noktasında hem birbirine çok iyi gelen hem birbirini gerçekten kötületen alandalar. Bu yüzden de sizde e, hayatın bize öğrettiği döngüde, ben bir ikizler olarak bana öğrettiği döngüde şu var. Kendinize ait hissetmediğiniz, güvende ait ve huzurlu hissetmediğiniz hiçbir alanda bulunmamanız bu bir. Açığınızı darınızı vermemeniz bu iki bu paranız da olsa hani bunu illa ilişki gibi düşünüyor insanlar yani ikili ilişkilerini anlatıyor işte dedikodu yapıyor hayır mesela çok iyi bir para kazandık o ben bugün 100 bin lira kazandım paylaşmayın neden çünkü sizin geliriniz size göre evet anca yetiyor. Asgari ücretlininki ona göre yetiyor. Yani böyle bir bu, bu sizin belki normal hayat standartınızda bu böyle ama karşı taraf bundan o ne kadar çok kazanıyor deyip de nazara, nizaha gelebilirsiniz. Onların malzemesi olmayınız. Bu, bu çok önemli. Çünkü benim yaptığım işte gelirler hani e, ya benim üzerinde şu şu var mı? Bakın derim ki bir nazar zaten nazar insanı mezara götürür. Hani bundan korunmamız lazım. Bunun akabinde kişilerin sizi lafla, sözle, sizi bütün ayarlarınızla nasıl oynarlar, sizi çözerler. Çözdüğü noktada zaten hiçbir şey yapmalarına gerek yoktur. Belli alanlarda sizlere ulaşarak, konuşarak bunları yapabilmeleri mümkün. E bu da çakra sıkıntısına delalet verir ve siz de çakralarınızı onarmak için bizim gibi spiritüel danışmanlık yapan kişilere başvurmanız lazım. Çünkü bu alan düzenlenmediği müddetçe hayatınız sarpa sarabilir. Şimdi gelelim değerli kova yükselen kovalara. Dahi burçlarımız kovalar. Şimdi yoğun bir yeni aya giriyorlar. Hop bir yoğunluk. O hop yoğunluğun içerisinde aile, ev, yuva, çoluk, çocuk kategorisi sizin yeni ay evinizde yer alıyor. Şimdi müşteriler ortaklıklar ve ikili ilişkiler diyor. Yani iş güç, ikili ilişkiler, alacağınız para ve yatırımlar. Bunlara yeni ayda öncelik verin. Hop Eylül'de ekmeğini yiyin efendim. Bu kısacası bu böyle. Beklenmedik olaylarda farkındalığınız artacak. Oo, ne oluyoruz? Bir uyanış var. Bir aşk kapıda olayı var. Bence kova güzel bir alanda seyrediyor yeni ay boyunca. Şimdi uzun vadeli bir açı olacağı için bu sermaye, yatırım onlarda kısmetliliğiniz artıyor. Eylül'de de bu coşacak ve iki sene boyunca kovanın üzerinde bir <laughs> bereketlilik söz konusu olabilir. Şimdi ün olayı ve meslekte böyle kariyer basamaklarını atlaya Biliriz efendim. Şimdi zaten devrimiz öyle bir devir ki yani kendimizi geliştirme alanları açık olmalıyız. Yani bu dedikoduymuş, gıybetmiş. Lütfen bunlardan özellikle büyüklerimiz bakın değerli büyükler. Biz çocuklara bir örneğiz. Kitap mı okuyoruz örneğiz. Dedikodumu yapıyoruz örneğiz. Çalışkan mıyız evet. Bu alanda lütfen yetiştireceğimiz yani örnek alacağımız nesile ne aşılayabilir isek. Yani burada mesela biz ne yaptık? Ee, dil öğreniyoruz değil mi? Bakın çok büyük yaşlarda insanlar dil kurslarına gidiyorlar. Neden? Daha iyi kendini yetiştirmek için. Bir alanda belki bir turistle muhabbet edebilmek adına. Yani internetse de bunu bakın internetten ben hani buradan nacizane size önerim şu. Hangi alanı seviyorsunuz? Yemek mi yapmayı seviyoruz? Evet gurme insanları izleyelim, yemek kültürümüzü arttıralım. Bu da bir kültür torunlarımıza, gelen misafirlerimize. Güzel ikramlar olayı var. Ama bunun haricinde örnek verelim. Ben diyorum ki ya dil, bakın mesela ben dil öğrenmeye çok istiyorum. Şu yakın zamanda kızım da İngilizce eğitimi alıyor. Bununla alakalı mesela alanlara başvurun. Belediyelerin çok güzel kursları var. Onlara gidin. Ben çok kere gittim bunlara. Ve gerçekten de kişisel gelişiminiz adına hobi anlamında var, gelişim anlamında var. Muhteşem imkanlarımız var. Lütfen bunları değerlendirin efendim. Yani oturup şurada parkta çekirdek çitleyip iki kişinin dedikodusunu yapmayalım. Hani evet buna da belki ihtiyacımız var ama kendimizi geliştirmeye her şeyden önce ihtiyacımız var. Evet. Reji ne diyor? Akrep burcu kız arkadaşı varmış. Oo. Hmm. <laughs> evet, çok kıskançtır akrep. Hmm. Şimdi uh, akrep burcu uh, değerli Mustafa dönebilir. Ama gelirse seni süründürür. Allah muhafaza. O akrep sokarsa var ya. Püü. Yani seni böyle etraftan toparlarız. Tabii ki Akrep burcun gelebilir. Akrep bir kıskanç burçtur ama bu senin kendine yenilemediği için bunu yaşar, yaşatır. Geldiğinde biraz sıka 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 seni adam eder ama bu ilişki bir süre daha sürer sonra terazi ve akrep biraz. Yani hani ciddi bir boyut olur mu Allah kerim diyelim. <laughs> Değerli rejim. <laughs> Şimdi gelelim bağlıklara. Ya kırmızı balık gölde. İş, sorumluluk, başlangıçlar ve şifa diyor. Başlık bu. Yani yeni ay, iş, sorumluluk, şifa ve ne getiriyormuş? Başlangıç. Yeni başlangıçlar iyidir. Çünkü bir şeylerin bitmesi, bir şeylerin başlaması insana enerji verir. E bu da haliyle hadi bakalım, önümüze bakalım. Ne yapıyoruz? Bakın hani az önce anlatmaya çalıştığım şuydu. Çok pardon. Ee, insanların kendini geliştirmesiyle alacağı o egosu, nefsiyle, hayat idamimizdeki sunacaklarımız, mesajlarımız, bize e, senin olduğun alanda ne yapacaksan bu sana geri dönecek diyor. Kendini şifalandırmak mı? Evet. Mesela sadaka veriyoruz, iyi niyetliyiz. Evet, Melike'yi de başka bir alan buluyor. Hani bunu illa şey gibi düşünün, karşılık gözeterek yapmıyoruz zaten ama... E, Yaptığımız noktada bir şey yapacaksak iyilik yapalım. Lütfen misyonumuz bu olsun. Bunu yitirmeyelim. Çünkü <laughs> Müslüman'ın Müslüman'a duası gibi düşünün. Ben bir insan için gerçekten iyi bu bir, bir düşünün. Kırk Yasin'leri falan olur. Bunlardaki mantık nedir aslında? Benim işimi kolaylaştırın. Aslında o insan o niyete girdikten sonra o kişi onun samimiyetini alır. Yaradan da ona başka bir kapı açar. Aslında niyet budur. Yani sayının içeriği değildir bakın. Burada 40, 50 vesaire değil konu. Burada bir paylaşım var. Burada bir birbiriyle olan diyalog var. Yani onun için bir ödüm verip abdest alıp dua etmek var. Bakın burada küçük ayrıntılar kişileri şifalandırır. Lütfen ama lütfen içinizdeki o öfke, hınç ya da kişilerleki ilgili neyse küçücük dünyada alabileceğimiz tek şey arkamızdan gerçekten gittiğimizde dünyamızı değiştirdiğimiz boyutta arkamızdan aman Allah'ım bu da böyleydi dedirtmeyelim. Her ne olursa olsun Evet güzel ayrılmak. Çünkü mesela rahmetli babam, dedem, babaannem bunları biz kaybettiğimizde ben gurur duydum. Yani bir evlat olarak, bir torun olarak dedim ki Allah'ım ne kadar güzel büyüklerim var. Yani ne kadar güzel izler bırakmışlar ki onların başında durmaktan keyif aldım. Biz bunu diyelim yani şurada olmamızın gayesi veya şurada olmamızın gayesi gerçekten ama gerçekten İyilik olsun, güzellik, kendimizi geliştirmek, samimiyet olsun. O zaman kazanamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ha bu noktada bizi kaybedecek olanlar da eyvallah kendi istedikleri herkesleşmeyi tercih edecekler. O zaman zaten biz kendimize yakışan şekilde yaşayacağız efendim. Şimdi... Yeni başlangıçlar Balık burcunda başlıyor. Çıkış noktasından çıkıyorlar. Yeteneklerinin farkına varıyorlar. Bu yetenekleri bunları bazı başlangıçlara itiyor. İşler noktasında da çalışma alanlarını iyi analiz etsinler. Bu alanla ilgili benim iyileştirebileceğim, kendimi geliştireceğim alanım nedir diye de sorgulasınlar efendim. Şimdi gönül ilişkilerini şöyle anlatayım küçük bir ipucu. Örneğin bir aşk arayışı içerisindesiniz değil mi? Yakın alanınızda kim var? Konu, komşu, iş arkadaşı, arkadaşınızın arkadaşı veya da çok yakın arkadaşım dediğiniz kişi. Bunlar sevgiliniz, hayat arkadaşınız ve hayatınızın idamesinde olmasını istediğiniz sırdaşınız olabilir. Değerli balıklar, sağlık problemleriniz şifalanacak çünkü sağlıksız bir dönem geçirdiniz. Bu biraz psikolojik sağlık bazında bir şeydi. Ama şifalanmanız söz konusu olacak efendim. Değerli Burçlar şimdi değerli izleyenlerimiz küçük böyle biliyorsunuz Burçları anlatırken aslında niyetim Küçük küçük hani güne bir iz bırakmak. Belki kulağınızın bir tarafında beni izleyenler arasında. Ha ben de Melike Hanım şurada bir şey dedi ama acaba bu, bunu bana mı iletti? Mesela çünkü ben televizyonda bir şey izlerken veyahut da internet üzerinden bir şey yaparken diyorum ki... ...mesela bir görüntü gözümün önüne geliyor. Ah ben bu, buradan bana bir mesaj var. Evet ama bu da... ...hani şey gibi düşünmeyin... ...her şeyden bir mesaj çıkarırsak işimiz yaş... ...çünkü yani alanlar geniş... ...insanlar artık internet ağı çok fazla geniş... ...ve bu internet ağı üzerinden... ...yani iyi veya kötü... ...şeyleri paylaşıyorlar... ...bunlar noktasında... ...kendi üzerinizi... ...tabii ki algıda seçicilikte diye bir şey var... ...şimdi bana ne çıkıyor... ...işte spiritüel üzerine bir şey çıkıyor... ...ne bileyim kadınsal giyim, kuşam... E, ...makyaj bu tip şeyler çıkıyor... ve Burada biliyorsunuz bize pandemi neyi öğretti? Online olan şeyler. Yani biraz daha yüz yüze olmayan yayınlarla alakalı olan şeyleri verdi. Fakat ben kendi danışanlarımla da birebir görüşmelerde lütfen iletişimle ilgili şu ara Venüs bizleri sınayacağı için iletişimle ilgili sıkıntılarda küçük küçük öneriler vermek istiyorum. Bir, muhakkak geçiştirmeyin. Bakın birisi mesela televizyon, telefon üzerinden bana ulaşmaya çalışıyor değil mi? İşte okeymiş tamammış bunu kendiniz gibi düşünün. Ses atabilirsiniz. Kısa bir arama yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili iletişimle ilgili lütfen. Şimdi biz eskiden mesela mektup yazardık değil mi? Küçük notlar alırdık. Mesela bunları da yitirmeyin. Birine bir şey mi anlatacaksınız? Bu nacizane önerim. Ben kendi adıma da böyle. Ya evden mi çıkıyorsunuz değil mi? Bir küçük not. Canım günün güzel geçsin. Ya illa bunu internet üzerinden gibi düşünmeyin. Orada o yazılı bir kalsın. Veya yapardık biz eskiden değil mi? Mesela aynaya benim çocuklarım bana yapmıştı anneler günü. Anneciğim seni seviyoruz rujla yazmışlar mesela. Böyle küçük kişileri sevindirecek alanları ilişkiniz noktasında kaybetmeyeceğiniz veya da vazgeçmek istemediğiniz alanlar neyse. Arkadaşınız, dostunuz, iş arkadaşınız, ortağınız. Bunlarla ilgili küçük şeyleri yitirmeyelim bakın. Bir kek mi yaptık? Sunumunda ona göre yapalım. Evimizde mi? Evet gerginiz. Ama gerginlik bize bir şey vermez. Yani gerginlik gerginlik getir. bağırış dövüş, değil mi? Ha, o anda kendisi neredeyse, hadi çıkın bir parka yürüyün. Eve geldiniz, hadi karpuz keselim. Hadi balkonda oturalım. Lütfen zaten zor zamanlardayız. Parasal girdiler, sıkıntı. Her şeyi bitirmek çok kolay. Yani tutup herkes boşanabilir, değil mi? Hadi gidip kavga edebiliriz. Ama bu ...basit ve bizim için... E, ...nasıl diyeyim... ödün vermeden yapılacak bir şey... ...sizden istirhamım... ...lütfen buradan... ...yani Melikeli terapi günlüklerinde... ...belki bugünün notu bu olabilir... ...sizin için değerli ne? Evet... ...ama değerli olmayan şey de kırmadan, incitmeden... ...bitirme yolu... ...bu e, ikili ilişkiler... ...arkadaşlıklarda da bu böyle... ...hani yüz göz oluruz deriz ya... ...hani bunu lütfen güzel, yakışan arkadaşlık, yatırım, ortaklık, hak, helal hepsini ortak konuşarak yapmayı öneririm efendim. Çünkü geldiklerinde hani anlatamıyorlar mesela bana diyor ki ya ablacığım işte ortağım şöyle yaptı ben bundan şeyim veyahut da ya eşim bana böyle davranmıyor. Hani nedir ya işte herkese çok iyi ama bu. Şimdi burada kaybedeceklerimize bir bakalım kaybetme noktasında neyi kaybetersek yani üzülürüm yani. Hani gene tamam bencil olun ama sence tarafınızı da ön plana çıkarır iseniz kazanacağınız, gerçekten zorlanmayacaklarınız alana geçebilirsiniz efendim. Pazartesi inşallah bir konu mu olacak? Bakın nasıl bir şey değiştirdim. Değiştirdim bir ikizler hemen zekasını konuşturup hop ortama katılabilir. Şimdi pazartesi Allah'ta bir mani olmazsa enerji kart açılımları yapacağım sizlerle ve bir tane de konuğum e, olacak efendim. E, WhatsApp üzerinden notum muhakkak şurada benim telefonum aşağıda var. Buradan ve internet üzerinden beni takip edip sorularınızı yanıtlayabilirim. Birebir ofis görüşmelerinde bulunabiliriz. Ona göre de her türlü sorularınız için ben ekranlarınız karşısındayım. Bunu da özellikle belirteyim. Çünkü bazen program yaparken beni sadece program yapımcısı gibi düşünüyorlar. Hayır. Kendi alanımla ilgili bilgi vermek için buradayım. Ama alanım o kadar geniş ki. Terapi noktasında var, enerjisel geçişlerde var. O yüzden her alandaki konukları ağırlamaya çalışıyorum. Efendim gününüz güzel, aydınlık olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Yeni ayın enerjisi, mucizesi, şifası sizleri bulsun. Bakış açınızı değiştirerek, dönüşerek, değişerek yol alınız. Sevdiğiniz alanlarda, sevdiğiniz insanlarla olunuz. Herkesleşmeniz efendim lütfen, lütfen bakın. Burada çirkinleşmek, edepsiz olmak veya gerçekten egoda nirvana olması çok kolay şeyler. Fakat bu böyle kendine dingin insanlar vardır ya onlara hayranım. O insanlardan olmayı Allah nasip etsin. Gününüz şifalı ve güzel geçsin. Verdiğim esmalara dikkat edin. Lütfen okuyalım böyle bir güzel. Sadık olayını muhakkak hayata geçirin bakın. Kendinize iyi olan alanlarda yer alınız efendim. Ofisime bekliyorum. En kısa zamanda beni izleyenler arasında muhakkak uğrayınız. Çünkü alan gerçekten güzel. Eski Kayseri mahallesi çok keyifli. Değerli rejideki çocuklarıma yine teşekkür ediyorum. Ballarım benim. Terazilerim, kurbanlar. Efendim Allah'a emanetiniz olsun. Yeni ayın şifası sizinle olsun. Pazartesi görüşeceğiz. Bakalım gene hangi şarkı, türkü, rejiye neler diyeceğim, neler yapacağım. Ben de merak ediyorum. Dikkat edin. İyi hafta sonları olsun efendim. Görüşmek üzere.